Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Büyük 2 metrelik akvaryumumuza Leyskurt 4, hem mavi hem kırmızı göz vatoz yavruları attım. Daha önceden biliyorsunuz Lepsis yavrusu da atmıştım. Boş duracağını dedim, vatoz yavrusu da atayım. Hem bunlar çok küçük bir akvaryumdalardı. Sağ olsun anne babalar bunların çok güzel ürüyor. Bayağı bol miktarda yavru oldu bu balıkların bulunduğu tankta. Bir de biraz da zaten kalabalıktan veya suyun değerlerinden sanırım kuyrukları yıprandı, kısaldı bu balıkların. Daha önceden de başıma gelmişti. Zaman içinde uzayıp gidiyor zaten de. Dedim hem rahata kavuşsunlar, büyük akvaryumda ne kadar hızlı büyüyecekler onu gözlemleyeyim. Hem de küçücük akvaryumdan kurtulsunlar, kuyrukları rahatça toparlansın diye şöyle tuğlamızla küpümüzü de attık. 25 tane Leyskurt 4 yavrusu attım buraya. Bakalım diğerlerine göre ne kadar daha hızlı büyüyecekler. Hem Lepsisler için hem de bu vatozlar için bunu test etmiş olacağım. Büyük akvaryumda hızlı büyüdüğü zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ama bir de gözümüzle görelim istedim. Gördüğünüz gibi yüzgeçleri ve kuyrukları biraz kısa kısa balıkların, yıpranmış halde. Benim tahminim bu konudaki su değerlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç defa daha başıma gelmişti. Balıklar büyüdükçe kuyruklar da büyüyor zamanla ama görüntü olarak tabii ki hoş görünmüyorlar şu anda. Yan yüzgeçler uzun, arka kuyruk kısa. Burada toparlarlar kendilerini artık. Böyle 2 metrelik bir akvaryumumuzda hem Lepsis hem vatoz yaptık. Bunlar asıl amaçları melek ama meleklerimiz daha biraz daha zamanı var buraları işgal etmek için. O zamana kadar bu şekilde kullanmayı düşündüm. Akvaryumlar boş durmasın. Onun yanında güzel bir haber daha var. Kendi yavrudan büyüttüğüm vatozlarım da yumurtladı. Onların yavrularını da şöyle yavruluğa aldım. Küpten boşalttık. Bunların anne babaları benim kendi süper redlerimin yavrusu. Pardon, özür dilerim, yanlış söylüyorum. Bunlar Antep'ten, Gaziantep'ten gelen balıklar. Pardon, karıştırdım. Gaziantep'ten gelip, yani yavrudan büyüttük sayılır, gene 3 santimken almıştık biz onları, 3-4 santimken. Zaten bir grubundan bir erkek iki dişisinden yavru alıyordum. Şimdi bir erkek iki dişi daha yavru vermeye başladı. Bunlardan zaten güzel miktarda yavru alıyorum sürekli. Şöyle yavrular da mevcut. Şimdi ikinci koloniden de yavru almaya başladık. Kendi yavrularım, yani şunlardan aldığım yavrularım var. Onlar ama daha damızlık boya gelmedi. Bir an karıştırdım. Onların en büyük yavruları şunlar. Daha anca damızlık altı oluyorlar. İnşallah bunlardan da belki yavru alırız zaman içinde. Onun dışında vatozlar bayağı verimli bu aralar. Bir uzun süre durgunluk dönemindelerdi. Ama birçok çift yumurtladı. Hatta şurada da bugün yeni boşalttığım yavrular var. Şu anda hiçbiri ortada yok. Burası zaten sürekli hobyhanenin en başından beri yavru aldığım koloniler. Bir erkek, iki dişil bulunan. Burası ikinci yavru olan akvaryum. Burası üçüncü yavru olan akvaryum. Burada yine süper red yavruları var. Dördüncü yavrulu akvaryum diyelim. Şöyle bir sayalım. Beşinci, az önce kendi gösterdiğim yeni yavru aldıklarımız. Altı burada Leyskurt 4 yavruları gene. 7 gene Leyskurt 4. Şuraya bakarsanız şu 6 akvaryumun 5'i vatozun ürediği akvaryum. Gerçekten çok güzel denk gelmiş. Şu bir tek üremeyen yerde LDA şeyler var, pardon, red marble'lar var. Şu anda ortada hiçbiri görünmüyor da. Onun dışında da yavru olan akvaryum şu anda yok. Yani yavrulukta yavru olan akvaryum yok. Ama aslında baktığınız zaman burada vatoz yavrularımız var.
Burada vatoz yaralarımız var, üreyen koloniler. Şuradakiler uzun süredir duraklama döneminde, yavru olamıyoruz. Alırız zamanla. Burada zaten damızlık çiftimiz yok. Yani şu anda 7 adet yavrulukta yavru olan vatozumuz var, çiftimiz var. 7 tane çiftten yavru alıyorum. Yavru alamadıklarım şöyle bir sayayım. Nerede varlar? Şurası var. Şimdi 2 metrelikleri buradan toparladım zaten. Küçük dediğim işte bu burasıydı akvaryum. Burada belki 100'e yakın vatoz yavrusu var. Küçük boydakları yine bıraktım da büyük boydakları aldık. Şu boydaki küçükleri ellemedim. Burada bıraktım. Bu kolarını çok güzel ürüyor zaten. Burada yavru yok diyemem ama daha yeni yavruladılar zaten. Şurada uzun süredir hiç yavru almadım. Kendi yavruluktan büyüttüğüm bir dişi bir erkek var. Dişide de bakın şey var zaten, yumurta toplamış halde, karnı sarı. Odaklarsa göstereceğim kamera. Biraz karanlık oluşuyor burası. Buraya odaklayamadık neyse. Şöyle bir uzaktan göstermeye çalışayım. Yok, inatla buraya odaklayamıyor. Yakından göstersek. Kısmen görünüyor işte. Sarı sarı karnında yumurtalar var ama bir türlü yavru alamadım onlardan. Yumurta alamadığım bir orası var şimdilik. Şöyle bakıyorum. Buradan da bir duraklama döneminde bir dişi bir erkeğimiz var. Bir kere yavru verdiler ama şimdi uzun süredir hiçbir hareket yok. İkinci koloni burası. Üçüncü burası. Şu alttakiler. Buradan da bayağı güzel yavru alıyordum aslında ama duruyorlar şu anda. Keyifleri olunca yavru verirler. Dördüncü de burası ama burada farklı bir durum var. Burada da gene düzenli yavru aldığım bir akvaryumdu. Fakat şey oldu, bunun erkeği öldü. Yeni bir erkek attım. Tam daha uyum sağlayamadılar anladığım kadarıyla. Erkek yavaş yavaş yeni küpte takılmaya başladı. Dişler de karınları dolu. Yumurtaları var. İki dişimiz de burada var. Bakalım, inşallah bunlar da ürer. Ama şu anda 4 takımdan yavru alamıyorum. Burada yeni yumurtlamışlardı. Yavruları dışarıdalar. Yavruluktan saldım. Şöyle bir sayalım. Ben de tam bilmiyorum. Bakın ilk yavrulardan biri bayağı güzel büyümüş, gelişmiş. Kaç tane halihazırda yumurtlar halindeki kolonim var. Genelde zaten bir erkek bir dişi halindeler. Bir tane bir çift olanı var. İki tane bir çift olanı var. Şöyle bir, iki. Buradakiler öldü. Burada bir şey yok. İki. Şurada bir erkek bir dişi LDA var. Uzun süredir bu da yumurtlamıyor. Üç. Şuradan geçiyoruz. Burada bir şey yok. Burası var. Dört. Bunlar boş. Şimdi beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13, şurası da var aynen. 13 adet yumurtlar boydaki vatozum var. Yani damızlık kolonim var 13 tane. Dediğim gibi ben de hiç saymamıştım. Şimdi sizinle birlikte saydım. Ben de öğrenmiş oldum. Burada vakit geçiriyoruz ama bazı şeylere pek dikkat etmiyoruz. Şöyle burada yavru olan, burada bir dişi bir erkek var, bayağı güzel yavru veriyorlar. Vasıflar da çok kaliteler, kaliteliler. Şunlar süper retlerimiz. Dişimiz, burada da bir erkek iki dişi var. Bunlar da güzel güzel yavru vermeye başladı. Minik minik yavrular şurada var hatta. Bunlar bir önceki partinin yavruları. Bunlar yeni parti yavrular. Biliyorsunuz böyle yavru alıyorum. Anne baba tekrar yumurtlayınca artık 1 aylık mı olur, 45 günlük mü olur, 2 aylık mı olur tam bilmiyorum. Yavruları akvaryum içine bırakıyorum. Yeni yavruları yavrunun içine beslemeye başlıyoruz. Döngü bu şekilde devam ediyor. Burası Süper Red akvaryumu. Leis kutlurtlar. Bunlar benim hep kendi yavrularım. Bunlar hobiyada ilk aldığımız yavruların artık yavruları. Tülünü nasıl salına salına gösteriyor size.
Evet, bugünkü vatozlarla ilgili gelişmemiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Uzun süredir bir vatoz videosu da çekmemiştim. Denk geldi, güzel oldu. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.